Evet, sizlerden gelen bazı yorumlar ve sorular üzerine bazı açıklamalarda bulunma ihtiyacı duyduk. Bu amaçla buradayız. Yanımda Yalçın Yalman Bey var. Bu çok önemli Kumburgaz görüntülerini kaydeden arkadaşımız. Biliyorsunuz bu görüntüler Kumburgaz'da Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içinde ki o dönemde Türkiye genelinde ciddi bir UFO gözlemleri furyası vardı. Aynı döneme denk gelen bir zamanda değişik zaman dilimlerinde kaydedildi ve Yenikent sitesinde bir düzineye yakın insanların şahitliğinde oldu bu hadise. Şimdi sorulardan bir tanesi niye sol alttaki time code'da AM ve PM farklı olarak gözüküyor. Bazen AM bazen PM. Bunun sebebi Yalçın Bey'in aldığı kamera bir NTSC model sistem bir kamera. Bu Amerikan ve Japon sistemidir. Ve İngilizce prospektüsü bütün kullanma kılavuzu. Yalçın Bey'in de İngilizce bilgisi olmadığı için AM ve PM'in ne anlama gelmediğini bilmediğinden onu AM'i PM'i AM'e çevirtmemiş bazı zamanlar. Bazı zamanlar AM olarak kalmış. Ama tarih ve saatler doğrudur. Yani 4 ise 4, 5 ise 5 hepsi sabaha karşı. 2 ise 2. Sadece bazı yerde, 1-2 yerde sanırım PM olarak kalmış. Bu Yalçın Bey'in PM ile AM farkını bilmemesinden kaynaklanıyor. Bunun akabinde istersen Yalçın Bey siz kamerayla ilgili kısa bir bilgi verin. Tabii. Bir mukabil. Şimdi bu kamera NTSC sistemidir. F1.8 geniş ve diyafram maksimumda 1.8'dir. Markayı belirtelim. Canon DM-GR1A. Evet. Objektif evet. 100X bunun. Yani, değil mi? Canon dijital zoom. IS 3cc 100X'tir. 20 optikal 100X'tir. Şurada gördüğümüz bir aparatımız daha var. Bu da teleconverter'dır. Şu Sony telekonversiyon. Konverser evet. Olan cihazımızı 58 milim olan adaptere montajını yapıyoruz. Bu teleobjektif de Sony marka VCL HGD 1750 evet. Model. Evet. Lens'tir. X1.7. Evet. Bu objektif. Evet. Şimdi bu takım aparatı taktığımız zaman şurada bir şey değinmek istiyorum Aktan Bey. 20 optikalimiz 40 oldu. 100X'imiz 200 oldu. Bu ne demektir? 100X'imiz 200G'ye yakınlaştık. 40 optikal 40 defa yani 20 büyütürken 40 büyütmeye geçti. Büyütmeye geçti. Yakınlıkta 200'e geçti. Yani çok ciddi bir zoom bu sağlıyor. Bu nesneleri önce parlak ışık gördüğüm için bataryamın bitmemesi için şurada gördüğümüz LCD dediğimiz bir ekran vardır. Bu ekranın bataryayı yediği için bunu kapatıp renkli vizöründen tekrar göstereyim. Renkli vizöründen ışığı o parlak, parlak ışığı şu şekilde önce çıplak gözle görüyorsunuz. Evet 120 derece kaldırarak ve yanımdaki şahit olanlar parlak ışığı çıplak gözle görüyorlar. Görüyorlar. Siz de görüyorsunuz. Ben sonra de görüyorum. Vizörden görüyorsunuz. Ondan sonra şu tek gözümle sağ gözümle bakıyorum. Sol gözümle de odaklanıyorum. Tekrar gözümü kapattıktan sonra zoom out in yapıyorum. Yani nesneyi net olarak zoomluyorsunuz. Zoomluyorum. Sonra kayıra geçiyorsunuz. Tabii kayıra geçiyorum. Şimdi sorulardan biri buydu. Niye zoomlanmış sadece? Geniş açılmamış. Şimdi bunun bu sebebi siz pili bitmesin diye. Evet. Önce cismi gördükten sonra vizörden görüyorsunuz. Evet. Zoomlayıp kayıt düğmesine bastınız. Evet. Bir de çünkü bu ışığın netini görerek exposure dediğiniz şurada bir filtre olayımız var. Gelen süzme ışığı süzerekten cismin netliğine ulaştı. Arttırıyor. Evet. Bu şekilde 3-4 dakikalık çekim süresidir. Ve orada kasetim de 60 dakikalık olduğu için bitmesin diye kaybolduğu anda ben kayıta çıkıyorum. Kayıta çıkıyorsunuz. Belki yarım saat, bir saat sonra gördüğüm o objeyi devamını ettiriyorum. Belki 3 gün sonra görüyorsun. Evet. Aradaki o PM farkını bilmediğimden dolayı evet. Bu şekilde devam ettim. Öyle devam etti. Zoom, niye zoomlandığının sebebi de pilin bitmesin diye. Evet. Bu ekranı da açmamanın sebebi o. Evet. Yani yanındaki tanıklar çıplak, bu cismi çıplak gözle gördüler. Sen çektikten sonra onlara izlettirdin hep beraber evet. Bu yakın görüntüleri de ve hayran kaldılar, şaşırdılar. Öyle gördüler. Evet efendim. Şimdi niye referans noktaları alınmamış diye bir sorular oluyor doğal olarak. Seyircilerimizi, izleyenlerimizi de aydınlatalım. Evet. Görüntünün çekildiği yer deniz. Yani arkadaşlarımız arkası site, Yenikent sitesi. Evet. Plajın oradalar ve
denizin üstü, yani arkasında ufuk açık, hiçbir şekilde çekilecek ne bir dağ ne bir yerleşim merkezi yok. Ve direkt cisme odaklandıkları için Yalçın Beyler, bateri pil bitmesin diye arkadan bulundukları yerleri de çekme ihtiyacı duymamışlar. Fakat üstte, sol üstte çekimlerin hemen hemen hepsinde ay var. Ve ayın çoğu zaman da dolunay. Çünkü biz gökyüzü konfigürasyonunu da inceledik. Çekildiği dönemlerde ayın ışığı çok güçlü ve cismin üzerine yansıyan o ışığın homojen dağılmamasının sebebi, ki bazı bilim adamları bu konuda yorumda bulunmuşlar, bu ışık homojen değil, bir yerden kaynağını alıyor diye. Çok doğrudur. Kaynak, ışığın bir kaynağı var. O da aydır. Hatta çekimin bir bölümünde arkadaşımız kamerayı aya doğru doğrultmuş ve ayı da orada görüyoruz. Ayın ışığı cismin üzerine yansıyor ve sizin takip edebilmek açmanızdan dolayı da ay maddesel formunu da cismin çok net bir şekilde gittiğini görüyoruz. Görebiliyoruz. Evet. Şimdi zoom'da fonda niye yıldızlar yok diye yorum yapılmış. Şimdi benim kameramın, eğer diğer izleyiciden bilirler mi bilemeyeceğim, bu kameranın özelliği gecelik çok parlak Venüs değil, ay haricinde küçük yıldızları görebilme imkanı yok. Bir tek Venüs'ü, ayı çok net görebiliyorum. Bir de atmosfere girmiş uçak gibi ya da ya yanan gibi, şeyleri görebiliyoruz. Cisimleri görüyoruz. Onları evet, çok rahat görüyoruz. Mesela uçağın projektörü Bandırma tarafından ya bize olarak. Uçağa girmeyelim de demek istedim. Onun ışığını da alabiliyorum yani. Yani onları görüyorum. Ama yıldızları görmemesinin imkanı sebebi bu kamerayla, bu kamerayla yıldızları almamız imkansız. Evet. Göremiyoruz. Bunun testini de yapabiliriz. Evet. Bu 3 CCD'lik kamera ışığa karşı duyarlı olduğu için yıldızlardan gelen ışık yetersiz kalıyor. O yüzden de bu yıldızları bu kamerayla çekme imkanımız olmadığı için background'da da arkada fonda hiçbir şekilde yıldız göremezsiniz. Bunu da böyle açıkladıktan sonra izleyicilerimizin yine bir sorusu var. Niye 4-5 ay beklemiş Yalçın Bey bu görüntüleri bize getirmek için? Şimdi ben Kasım'a kadar orada çalışıyordum. Yaz sezonu bittikten sonra annem rahatsız olduğundan dolayı bir gecikmelerimiz vardı hastanede. Oralarla ilgilendi. Doğalar. Bir de babamın vefatından bu yana evet, birazcık tasanıyorum. Yani 4,5 aylık bir gecikmemiz oldu. Zaten ama 4,5 ay derken Kasım sonuna kadar zaten sitede full time çalışıyordu. Evet. 7 gece evet, gelmeniz imkansızdı. Evet. Arkasından da Aralık girdi. Vefat ve sağlıkla annem şeyleri vardı. Bize ulaştı. Şimdi bir yorum daha var. Şimdi görüntüler çok olağanüstü görüntüler. Evet. Fakat yanınızdaki kişilerle sizin reaksiyonlarınız birkaç yerde heyecanlı, diğer yerde niye soğukkanlılar diyor. Buradaki tabii açıklamamız, sevgili izleyiciler, tekrar söyleyelim. Yalçın Bey'in yanındaki site sakinleri bu cisimleri bu kadar yakından göremiyorlar. Çünkü çıplak gözle bakıyorlar. Yalçın Bey de bu kadar yakından göremiyor. Sebebi vizörden bakıyor. Yani açılmış. Şu ekranı açar mısınız? Tamam. Buradan bakmıyor çünkü burayı açmıyor. Pil kaybeder diye, yarıda kalır çekim diye. Evet. Vizörden çok küçük görülüyor. O yüzden dikkat ederseniz sorular soruyor yanındakilere. Gidiyor değil mi, bir şey var ortasında falan birbirlerine soruyorlar. Fakat çekimden sonra hepsi seyrettikleri zaman tabii çok etkileniyorlar. Görüntü gerçekten bugüne kadar çekilmiş Türkiye'deki en yakın, dünyadaki de en yakınlardan biri. Ama dünyadaki en önemli görüntü, bunun sebebi de iki silüetin olması. O silüetler iki dünya dışı varlığa ait olduğunu düşündüğümüz ve büyük bir ihtimalle yurt dışındaki arkadaşlarla da hemfikiriz bu konuda. Varlıkları, silüetleri, boyları da o kafa yapısıyla tam kadraja girdiği zaman cismin oranını karşılaştığımızda bu aynı zamanda oranlar da geminin oranıyla kafa yapıları birbirine de uymakta. Tahminimiz geminin 12 metre çapında olduğu bir öncü gemi, keşif gemileri. Bunlar küçük gemilerdir. Roswell'de düşen UFO'da da biliyorsunuz 4 mürettebat ele geçmişti. Bir o da öncü gemiydi. 12 metre çapında. Bunlar ana gemiden çıkan küçük bir takım amaçlar için kullanılan öncü ve keşif gemiler diye adlandırıyoruz. Ve bunlar genelde tek başlarına da dolaşmıyorlar. Bu görüntüde bizi en etkileyen bölüm de buydu zaten.
Şimdi biz bu görüntü geldiği zaman tabii hiçbir zaman ön yargıyla bakmıyoruz.